Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere bu videoda anlatacağım konu daha önce anlatmış olduğumuz günlük giriş yaparak kazanabileceğimiz, puanlar biriktirebileceğimiz ve bu puanları daha sonradan token'e dönüştürebileceğimiz bir airdrop. Şimdi daha önceden anlatmış olduğum birkaç videoya şöyle bir değinelim. Burada şuradaki cüzdanı kullanmanızı hala tavsiye ediyorum. Bakın ben burada arka planda bunu kullanıyorum. Sürekli burada açık ve ben günlük işlemi yaparken gelip burada claim butonuna basıyorum sürekli. Tabii ilk başlangıç 2 saatte bir olduğu için sürekli oluyor ama şu an ben 12 saate çıkardım onu. Günde 2 sefer basarak işlemi halledebiliyorum. Onun dışında Zeta görevleri var, CapX var. Bunlara bakabilirsiniz. Şu var. Aktif olan, devam edenler arasında. Moon var. Blast of var. Yani buralara göz atabilirsiniz. Bunlar güncel olarak devam eden işler. Şimdi yenisini ekliyoruz buna. Günlük bakın claim edebileceğimiz platformlar bunlar. Sadece buradaki tarayıcıda bunlar var. Diğer tarayıcımda da bir maili kullandığım veya da bir cüzdanı kullandıklarımı buraya alıyorum. Farklı tarayıcıda da farklı cüzdanları kullanıyorum. Bu şekilde kendim bir planlama yaptım. Şimdi bugün anlatacağım konu arkadaşlar. Daren. Daren'i şöyle göstereyim. Bunun günlük giriş yaparak bakın buradaki puanları kazanıyorsunuz. Onun dışında burada bazı görevler var. Mesela günlük OpBNB'de check-in yapıyorsunuz. Bir de daily çekim in var. OpBNB ile yaparken buradaki claim'e bastığınız zaman OpBNB Metamask'tan sizden onay istiyor. Burada öyle bir şey yok. Yani şöyle tıkladığınız an bakın burada başarılı bir şekilde diyor ve burası 48 oluyor. Şimdi bu sayfa bazen hatalı çalışabiliyor onu söyleyeyim. Yani şöyle söylemekte fayda var. Mesela diyelim ben size linki verdim. Yorumlar kısmından girişinizi yaptınız. Yorumlar kısmını sabitlenmiş olarak veriyorum zaten. En üstte sabitlenmiş olarak görüyorsunuz bütün linkleri. Oradan girdiniz. Cüzdanınızı bağladınız. Metamask, OKX cüzdanı veya da farklı cüzdanlar burada gördüğünüz. Bağladıktan sonra bu ana ekran üzerinden bağlamanız lazım. Bunu bağladıktan sonra şuradan bakın ön kısmına geliyorsunuz. Ön kısmı daha demin gösterdiğim yer. Burada bazen cüzdan bağlanmadı şeklinde görülebiliyor burada olduğu gibi. Tekrar çıkarsınız, tekrar bağlarsınız, tekrar girersiniz veyahut da sayfayı yenilersiniz. Öyle yaptığınız zaman en sonunda geliyor. Tabii bu başlangıçta bu şekilde oluyor. Şu an bende böyle bir sorun yok. Sizde de olabilir, olmayabilir. Onun için söylüyorum zaten. Şimdi burada şunu yaptık. Onun dışında şunu yapabiliriz. Claim dedik. Metamask bizden ona isteyecek. O BNB ağındasınız bu arada. Ve O de çok ufak bir miktar BNB'niz olması lazım. Bakın o BNB komisyonları çok düşük olduğu için burada işlem yapmak çok rahat. Bakın 395 tane transaction atmışım buraya ben. Çok ufak miktarlar çektiğinden dolayı. Onaylayalım ve burası da 10 tanesi günlük olarak veriyor. Burası 2 veriyor. Şuradan mail bağlamanız lazım. Zaten ilk girdiğiniz zaman mail onayı istiyor. Şöyle görselden de göstereyim. Bakın ilk girdiğinizde cüzdanı bağladığınızda profil yaratmanızı istiyor. Şu profil isminizi değiştirebilirsiniz. Şuradan itibaren noktanın solundan itibaren burayı değiştirebilirsiniz. Buraya mailinizi yazıp send deyip maile gelen linke basarak mailinizi onaylıyorsunuz. Mailinize bir bağlantı linki gelir. Kod gelmez. Oraya basarak buradaki doğrulamayı yapıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman zaten şurası otomatik olarak claim gelecek. Ve siz burayı onaylayabileceksiniz. Bakın şu an OpBnB'de İşlem yapmama rağmen hala claim olarak gözüküyor. Bakın burada da onaylanmış. Benim burada sayfayı yenilemem lazım. Bakın sayfayı yenilediğim zaman gelecek. Bakın 58 oldu zaten. Böyle ufak tefek hataları var. Yok değil. Ama burada çözümleri de var. Giriş çıkış yapıyoruz. Sayfayı yeniliyoruz ve benzeri. Onun dışında profil güncelleme kısmı var. Profilinizi şuradan sağ üst köşeden giderek profilinizi güncelleyebilirsiniz. Burada isminiz, ilk başta belirlediğimiz ismimiz zaten. Şuradaki avatarımızı yeniliyoruz. Şuradaki açıklamamızı değiştiriyoruz. Zaten şuraya bastığınız zaman da burayı görebilirsiniz. Bakın isminiz, description, sosyal medyanızı buraya yazıyorsunuz. Bu şekilde burayı güncelliyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman şuradan tekrar geri çıkıp ön kısmına gelelim. Şurayı da geçebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle bir görev var tıkladık. Buradaki herhangi bir tanesinin içerisine girerek mesela bakın burada kripto halving demiş. Share your opinion yani fikrini paylaş diyor. Girdiniz. Buraya bu soruyla alakalı olarak bir fikrinizi yazıyorsunuz. Ve bu submit butonuna bastığınız zaman gelip buradaki görevi de tamamlayabilirsiniz. Günlük olarak bunlar yapılıyor. Şunlar günlük görev çünkü. Siz kendiniz bir tane soru sorabilirsiniz. Yaratabilirsiniz. Bu kısım Orası bakın create service dediğimiz zaman Burada bir konu yaratabiliyorsunuz. Siz de kendiniz. Bu yapılabilir. Onun dışında arkadaş davetleri var. Complete order kısmı, explorer kısmına girdiğiniz zaman bakın bunlar aynı şekilde benzer şekilde bunları tamamlayabilirsiniz. Onun dışında şunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hiç almanıza gerek yok. NFT'ler çok ucuz değil. Bir de Twitter bağlama var. Twitter'ı buradan bağlıyorsunuz ve onaylıyorsunuz. 10 tane de puan buradan geliyor. Şu an 58 puanım var. Görevler bunlar. Her gün giriş yaptığınız zaman bakın artı 4, artı 7, artı 11 yani şuradakilerin üstüne bunları da eklemiş oluyor. Bir de zikli görevlerimiz var. Bunun da yorumlar kısmında linki olacak. Mesela bakın burada günlük siteyi ziyaret etme görevi. Şuradaki ifadeyi aynen mesela ben burada yapmışım. Şuradan ekran görüntüsü alıyorum. Buranın ekran görüntüsünü. Şuraya hatta birazcık sayfayı küçültelim. Daha net çıksın. Buradan alıyorum burayı. Bu şekilde. Orada gösterdiği gibi. Aldım. Gelip burada arkadaşlar şuraya yapıştırıyorum. Yapıştırdık ve gönderdik. Her gün bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü günlük görev bu. Pek çok görev var. Tweet görevleri var. Onun dışında Telegram'a katılma, Discord'a katılma, YouTube'u takip etme. Daha ben bunları yapmadım. Burada da günlük site ziyareti var. Onun dışında burada bakın şu görevler önemli. Daha demin ne demiştik? Profilinizi güncelleyin. Profili güncellediğiniz zaman şu görevi yapabiliyorsunuz. Zaten diyor ki profilin güncelle bana görsel at diyor. Siz buraya giriyorsunuz. Profilinizi güncellediğinize dair bir görsel atıyorsunuz. Tabi ilk önce Discord'a katılmanız lazım. Çünkü burada Discord rolleri de veriyor bakın. Şu altta yazıyor zaten. Yani ilk önce şurada Telegram'a katılmanın hemen yanında bir Discord görevi de var. Katılma görevi ilk önce onu yapacaksınız. Discord'a katılacaksınız. Daha sonra bu görevleri teker teker yapıyoruz. İşte cüzdanınızı bağlama kısmı nedir? Bakın ben burada cüzdanımı bağlamışım. Şuranın ekran görüntüsünü atıyorsunuz. Şu cüzdan gözükecek şekilde. Onun dışında avatar değiştirmeki zaten gösterdim bunu da. Şuradan göstereyim. Bakın avatarımız burada zaten. Buradan profile gidip şuradan ekran görüntüsünü atabilirsiniz. Onun dışında bu şekilde devam ediyor. Zaten görevlerle alakalı bilgiler var burada. Girdiğiniz zaman okuyabiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Çok fazla kişi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buradan leaderboard'a girdiğimde şu an ben yapmış olduğum görevlerle birlikte bakın 2000 yaklaşık 3000 diyelim. 3000 kişi var. Ben neredeyim? 1000 kişi arasındayım. İşte çoğu görevi de yapmadım. Sadece burada gördüğünüz Discord'a katılma, günlük tıklamayı yaptım. Onun dışında şu aşağıda takip görevleri var. Twitter takip onları yaptım. Bir de şu günlük şunlara tıkladım. Bakın burada bir sürü görev var. Bunları yaptığımız zaman yukarılara doğru çıkarız diye düşünüyorum. Şimdi bir de tokenomik kısmına bakalım. Tokenomik kısmında gördüğünüz gibi community airdrop kısmı var. Ve bunu %2 olarak belirlemişler. Toplam token 10 milyar 200 milyonu burada airdrop'a ayrılmış. Yani biz buradan airdrop alabiliriz. Airdrop olarak dağıtılacak. Zaten bu airdrop varsa ve aynı zamanda burada böyle bir durum söz konusuysa muhakkak buraya göre planlama yaparlar airdropta. Aşağı indiğimiz zaman da bakın burada diğer dağıtım mekanizmalarında token ayrıldığı yerlerde mesela ekosistem olsun, yatırımlar olsun, finansman olsun, işte takım veyahut da advisorlar olsun bunların çoğu gördüğünüz gibi kilitli. TG zamanında. Marketing kısmında yani hem airdrop kısmı hem marketing kısmında şu ikisinin toplamı yani şuradaki ikisinin toplamı yani 500 milyonluk kısım herhangi bir vesting süreciyle alakalı bilgi yok burada. Dolayısıyla muhtemelen bu direkt serbest bırakılacak. Çünkü likit kısmı da genellikle market maker'a likit yaparken direkt serbest bırakılır. Burada da %3 ve herhangi bir bakın Westing Cliff gibi süreler yok. Yol haritalarına da bir bakalım. Daha önceden bakmamıştım. Bakalım yol haritaları var mı? Evet yol haritalarında şöyle görsel üzerinden bakalım. Şu an arkadaşlar birinci çeyrekteyiz biz. Burada Dare'nin lansmanı 2.0 lansmanı diyelim. Görev sisteminin lansmanı ki zaten de gösterdim. Tasklar var. Şuradan girdiğinizde Explorer'da bakın tas kısmı bunlar yeni açılmış demek ki. Onun dışında official web sitesinin 02 ya da 20 diyelim 20 lansmanı. Tokenle alakalı bilgi var mı? Token ne zaman piyasaya sürülecek? Bununla alakalı bilgi yok. Demek ki burada sadece yapılacaklarla alakalı, tokenle alakalı bakın hiç bilgi yok. Burada da yazılmamış. Bunun için yapmamız gereken aslında ne yapacağız? Twitter'larını takip edeceğiz. Yani burada ya Discord ya Twitter takibi yapacağız. Baktığımızda 49 bin şu an çok az. Gerçekten hani az olduğunu söylemekte fayda var. En son burada bir duyuru yapılmış. Haftalık rapor şeklinde verilmiş. Haftalık rapor vermeleri güzel. Telegram kullanıcı, Discord kullanıcı gibi. Şöyle aşağı inelim. Yani genel olarak buraları takip etmemiz gerekiyor. Zikli görevleri önemli günlük giriş yapmak önemli. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Yorum olursa, soru olursa yorumlar kısmına muhakkak bırakın. Bir de videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.